Eskiden karnımız acıktığında eğer dışarıdan sipariş vereceksek yaptığımız şey buzdolabına gidip üstündeki magnetleri incelemek ve canımızın ne çektiğine karar verdikten sonra magnetin üzerindeki telefon numarasını çevirmekti. Fakat hayatımıza dijital girdikten sonra sıfır ve birler girdikten sonra yemek sepeti diye bir platform bizim bu davranışımızı tamamen değiştirdi. Markaların hikayelerinde bugün yemek sepetinin hikayesine bakıyoruz. Yemek Sepeti dendiğinde herkesin aklına ilk olarak o isim geliyor. Nevzat Aydın. Kendisi Yemek Sepeti'nin kurucusu olarak biliniyor. Evet bu doğru. Yemek Sepetinin kurucusu Nevzat Aydın ama kısmen doğru. Çünkü tek kurucu kendisi değil. Kendisiyle birlikte 3 arkadaşı daha var. Yani toplamda 4 kurucular. Fikrin asıl sahibi ise Nevzat Aydın. Biz de hikayemize ilk olarak Nevzat Aydın'la başlayalım. Nevzat Aydın 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oluyor. Mezuniyetinin hemen ardından Silikon Vadisi'ne gidiyor. University of San Francisco'da işletme masterına başlıyor ve bir senenin sonunda okulunu yarıda bırakıp Türkiye'ye dönüş yapıyor. Türkiye'ye dönüş yapmasındaki gerekçe şu. Bir amacı var. Diyor ki Türkiye'de insanların online olarak yemek siparişi verebileceği bir platformu hayata geçireceğim. Bu fikri dünyada ilk uygulayan kişi, ilk düşünen kişi Nevzat Aydın değil. Zaten kendisi de röportajlarında bunu dile getiriyor. Fakat Nevzat Aydın bu modeli, bilinen modeli farklılaştırıyor, biraz daha şekillendiriyor ve kullanıcıya bu şekilde sunuyor. Bunun kurmuş olduğu iş modelinde kullanıcılardan yani sipariş verenlerden herhangi bir ücret komisyon alınmıyor. Komisyonlar restoranlardan alınıyor. Başarılı bir teslimat kusursuz bir müşteri deneyimi olmazsa olmaz kriteri ve farklı yaptığı işlerden bir tanesi de kredi kartı haricinde nakit ödeme imkanı sunması o dönem. İnsanlar zaten internet üzerinden bir şey alma alışkanlığına sahip değil. Sahip olsalar bile kredi kartı kullanma noktasında tedirginlik yaşayabilirler o dönemlerde. İşte müşterilerin sipariş verme noktasında bu kadar belirleyici olabilecek bir unsuru daha iyi yönetebilmek için nakit ödeme seçeneğini de platformda sunuyor. Şirketi 2000 yılında kuruyorlar pek çok startup'ta olduğu gibi küçük bir ofisleri var. 40 metrekarelik bu ofiste projeyi hayata geçiriyorlar. Yemek Sepeti'nin bir diğer kurucusuysa Melih Ödemiş. Melih Ödemiş Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden mezun olmuş ve arkadaşlarıyla birlikte Yemek Sepeti'ni kurmak için Citibank'taki işinden ayrılıyor. Üçüncü kurucu ortaksa Gökhan Akan, o da Boğaziçi Üniversitesi İşletme Mühendisliğinden mezun Dolayısıyla finans işleri de ona veriliyor. Nevzat Aydın ve Melih Ödemiş'i de Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıyor zaten. Son ismimiz de Cem Nufusi. Cem Nufusi de iletişim becerileriyle takımdaki bilinen kişi. Ona da iletişim becerilerinden ötürü restoranlarla iletişim kurma ve onları yemek sepeti ağına dahil etme görevi veriliyor. 2001 yılının Ocak ayında canlıya geçiyorlar. Yani yemeksepeti.com'u açıyorlar ve ilk günleri sonunda 3 adet sipariş alıyorlar. Henüz ilk aylarındayken Türkiye'nin o dönem önemli gruplarından, holding gruplarından biri olan Uzan grubu Yemek Sepeti'ne teklif götürüyor. Fakat bu ortaklık teklifini ekip geri çeviriyor ve belki de bugün hala yemek sepetinin yaşamasını sağlayan bir karar oluyor bu. Çünkü bildiğiniz gibi ilerleyen yıllarda Türkiye'de Uzan grubu için işler hiç iyi gitmedi. Bu arada Uzan grubu demişken Cem Uzan'ın Türkiye'de özel televizyonculuğu nasıl hayata geçirdiğini anlattığım Star TV'nin öyküsünü ele aldığım bir videom daha var. Onu da yukarıdan erişebilirsiniz. Tekrar yemek sepetine dönelim. O günde 3 adet olan sipariş sayısı ilk yıl sonunda günde 150'ye yükseliyor. O dönem restoranların çoğu internet kullanmadığı için ofise gelen siparişler Faksla restoranlara iletiliyor. Bu arada yemek sepetinin kuruluşu muazzam derecede kötü bir döneme denk gelmiş. Yani en olmayacak dönemlerden, yıllardan bir tanesi. Bunun sebeplerine bakacak olursak birincisi Türkiye'de çok çok ciddi boyutlardaki bir ekonomik kriz etkin. Bir diğer krizse dünya genelinde internet şirketlerini kasıp kavuran Nasdaq borsasını çökerten bugün dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon'un o dönem %90-95 seviyelerinde borsada değer kaybetmesine sebep olan dotcom krizi. Yani kısacası makroekonomik anlamda hem Türkiye'de işler kötü gidiyor hem de dünyada internet şirketleri için işler kötü gidiyor. Ayrıca yaşadıkları tek sorun makroekonomik riskler değil şirket özelinde kendi işleriyle alakalı da problemler var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki internet penetrasyonu, internet kullanım oranı o dönem %3-5 seviyelerinde. Türkiye'de geniş bant bağlantı yok, hızlı bir şekilde internet erişim yok, çevirmeli bağlantı yani dial-up bağlantı kullanılıyor. Neticede yemek sepeti bir internet şirketi e bu kadar düşük penetrasyon olduğunda onların da bundan olumsuz etkilenmesini bekliyoruz. İşte tüm saydığım bu olumsuz unsurlar yemek sepetinin 5-6 sene boyunca kar edememesine sebep oluyor. Fakat 2005-2006 2006 yıllarında ADSL'in hayatımıza girmesiyle internet hızlarının artmasıyla yemek sepeti için çok ciddi bir kırılım yaşanmış oluyor. Bunun da etkisiyle 2007 yılında günlük sipariş sayısı 10 binlere erişiyor. Yemek sepeti ilk yatırımını ise 2008 yılında European Founders Fund'dan alıyor. Şimdi ilk yükseliş dalgası ADSL'in hayatımıza girmesiyle oldu dedik. Yemek sepetinin ikinci yükseliş dalgası 2010-2011 yıllarında oluyor. İkinci dalgaya sebebiyet veren şey 2010 yılından sonra insanların artık Artık internet üzerinden bir şey alma alışkanlığı elde etmiş olması. 2010 yılının sonuna geldiğimizde ise günlük sipariş ortalama 30 bin düzeylerinde ve yemek sepetinin 900 bin üyesi var. 2011'in Kasımında ortaklardan Cem Nufus'i hisselerinin yüzde 10.21 olan hisselerini satıyor ve şirketten ayrılıyor. Kendisini iş dünyasından soyutlayıp tamamen dünyayı gezeceği, farklı deneyimler yaşayacağı bir hayata alıyor kendini. Yemek sepeti ise büyümeye devam ediyor. 2012 yılında General Atlantic'ten 44 milyon dolar yatırım alıyor. 2013'te Orta Doğu'da Katar, Suudi Arabistan ve Lübnan gibi pazarlara giriyor yemek sepeti. Yunanistan'daki online sipariş platformu Click Delivery'yi de satın alıyor. Bu arada 2010'da da aslında Rusya'ya açılmıştı ama Rusya'daki operasyonlarını 2012 yılında sonlandırdı. 2013 yılının Kasım verilerine baktığımızda 2 milyon 200 bin kayıtlı üye, 10 bin üzerinde restoran restoran ve günde 60 bin seviyelerinde sipariş var. 2014 yılında bir yemek platformu olan, yemek tarif platformu olan yemek.com'u hayata geçiriyorlar. Bundan diğer videolarda da bahsetmiştik. Özellikle internet şirketleri vermiş oldukları hizmetle, yaptıkları işlerle alakalı blogları, portalları hayata geçiriyorlar ve böylece daha geniş kitlelere de erişme imkanına ulaşıyorlar. Ve geldik 2015 yılının Mayıs ayına yemek sepeti tarihi açısından önemli bir dönüm noktası. Yemek sepetiyle aynı işi yapan ve Almanya'da operasyonlarına başlayan dünya çapında da yayılma faaliyetleri yürüten Delivery Hero 589 milyon dolar karşılığında yemek sepetini satın alıyor. O günkü kur değeriyle 1 milyar 596 milyon lira değer demek. Böylece yemek sepeti Türkiye'nin ilk milyar liralık internet şirketi oluyor. Yemek sepetinin rekorunu Çin Zinlilere satılan Trendyol kırmıştı. Trendyol'un rekorunu ise Zynga'ya satılan Peak Games kırdı. Eğer Trendyol'un ve Peak Games'in de hikayelerini nasıl geliştiklerini, nasıl büyüdüklerini, nasıl satıldıklarını öğrenmek istiyorsanız onlarla alakalı videolara da yine yukarıdan veya kanalımdan erişebilirsiniz. Nezahat Aydın şirket satıldıktan sonra elde edilen gelirin 27 milyon dolarını çalışanlara dağıtıyor. 140 kişiye dağıtılıyor bu para. Bu paranın içerisinde milyon dolar seviyesinde alınan para da var. 5000 lira seviyesinde alınan para da var. Yani herkese eşit dağıtılmıyor bu para. Şimdi bu satışla alakalı Delivery Hero ile alakalı birkaç şey daha söyleyeyim. Delivery Hero 2011 yılında kurulmuş. Yani yemek sepetinden 10-11 yıl sonra hayatta geçen bir şirket yemek sepetini gelip satın aldı. Ve aynı sektörde faaliyet gösteriyorlar belki de kurucularının çıkış noktası yemek sepetiydi. Bunu bilmiyoruz. İşte doğru yatırımlar alabilmenin, doğru şekilde büyüyebilmenin, dünya çapında fonlardan yatırım alabilmenin ne derece önemli olduğunu ispatlıyor bu durum bize. 2000-2001 yıllarında pazara giren, çok zor koşullarda ayakta kalmayı başaran, muazzam büyümeler yakalayan bir Türk şirketi, aynı sektöre 2010 yılında giren, ve belki doğru hamlelerle daha çok büyüyen bir Alman şirketi tarafından satın alınıyor. Yemek sepetinin yakaladığı şey tabii ki çok büyük bir başarı. Ama eğer yemek sepeti doğru doğru yatırımları alabilseydi bu şirketten çok daha fazla büyüyüp belki o şirketi bile satın alabilecek hale gelebilirdi. İşte bir Türk şirketi olmanın bazen böyle handikapları da olabiliyor dünyadan yatırım çekmek anlamında. Ki Nevzat Aydın da Berfu Güven'le arka koltuk programında yaptığı söyleşi de buna değiniyor. Eğer biz 2008-2010 yılları arasında daha çok yatırım alabilseydik 3-4 milyar dolarlık bir şirket olabilirdik diyor. Hatta bir dönem 6 firmayla aynı anda görüştüklerini ama 17-25 Aralık süreçleri yaşanınca Dövizde kurlarda ciddi hareketler yaşanınca Türkiye'de yatırımcıların güveni azalınca bu süreçten vazgeçildiğini, bu sürecin olumlu sonuçlanmadığını dile getiriyor. İşte yemek sepetinin yaşadığı bu durum dış yatırımcılar gözünde, yabancı yatırımcılar gözünde bir ülkedeki ekonomik istikrarın, ekonomideki şeffaflığın ne derece önemli olduğunu bize gösteriyor. Eğer çok daha güvenilir bir ekonomimiz olsaydı, çok daha stabil bir ekonomimiz olsaydı, çok daha şeffaf olsaydı Türkiye'de her şey, yabancı yatırımcılar çok daha güvenli bir şekilde ülkemize gelip şirketlere yatırım yapabilirlerdi. Bu şekilde şirketlerimiz erken aşamalarda satılmak yerine çok daha büyük değerlere ulaştıklarında satılabilir veya satılmak yerine büyümeye devam edebilirlerdi. Bu arada satılmasına rağmen bildiğiniz gibi şirket hala Nevzat Aydın'a emanet. Şirketin CEO'su Nevzat Aydın. Kendisi ayrıca bir Zagor sevdalısı ve Trabzonspor taraftarı. Hatta bir dönem Trabzonspor'un başkan yardımcılığını da yaptı. İsterseniz biraz da yemek sepeti ile alakalı bazı istatistiklere bakalım. Yemek sepeti yıllık olarak çeşitli dikkat çekici istatistikler yayınlıyor. Yemek sepetinin yayınlamış olduğu bu istatistiklere göre 2020 yılında en çok sipariş verilen ürünler döner, lahmacun ve Adana dürüm. Oran olarak en çok artış gösteren sipariş ise sebze yemeği, döner ve kahve. Siparişte en çok yoğunluk cuma günleri yaşanıyormuş. En yoğun saatlerde 19-20 aralığıymış. 2020 yılında kullanıcılara sunulan indirimler neticesinde kullanıcıların cebinde 395 milyon lira kalmış. İzmir'deki bir restoran bir gün içerisinde 1907 sipariş alarak rekor kırmış. 2020'nin en çok sipariş veren kullanıcısı ise 1548 sipariş vermiş. En yüksek sepet tutarı 4600 lira. Tek seferde en çok sipariş verilen ürünse 300 adetle lahmacun. 2020'de yemek sepetine 32.437 restoran katılmış ve platform 5 milyon 300 bin yeni üye kazanarak toplam üye sayısını 19 milyona çıkarmış. Gelelim bu muhteşem başarı hikayesinin ardından benim son sözüme. Yemek sepeti hikayesinde benim dikkatimi çeken nokta şu. Tıpkı Apple'da olduğu gibi, dünyanın büyük şirketlerinde olduğu gibi yemek sepetinin başarısında da etkili olan bir nokta var. Aslında yaptıkları şey kullanıcının alışkanlıklarını, tüketici davranışlarını değiştirmekti. Bugün dünyada bunu en iyi başarabilen şirket bence Apple. 2007'de Steve Jobs'ın iPhone'u hayatımıza sokmasıyla beraber teknoloji dünyasında her şey değişti. Bunun detaylarını öğrenmek isterseniz Apple'ın hikayesini anlattığım videoma üstten erişebilirsiniz. Steve Jobs'ın iPhone'u pazara sunması en başta bütün telefon pazarını değiştirdi. Telefonlara yüklenen misyonlar, görevler tamamıyla değişmiş oldu. Hayatımıza pek çok uygulama girdi. Şu anda Android markette ve App Store'da milyonlarca uygulama var. Ve bu uygulamalar bizim hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Telefonlar yanımızda taşıdığımız birer kameraya dönüştü. Ve tüm bu söylediklerimin dışında çok çok daha fazlası Yani Steve Jobs yapmış olduğu hamleyle birlikte hepimizin telefon denilen ve sadece konuşmaya yarayan o alete bakış açısını değiştirdi. Bizim tüketim davranışlarımızı kullanıcı davranışlarımızı baştan tanımladı. İşte Nevzat Aydın ve arkadaşları da yemek sepetinde yemek siparişi verme noktasında aynı tutum sergiledi. Yani Steve Jobs'ın telefonlar için yaptığı şeyi tüketicilerin davranışını değiştirme konusunu yemek sepeti yemek siparişi konusunda yaptı. Ve hayatımızdan telefonla bir restoranı arayıp sipariş verme olayını neredeyse tamamen çıkardı. Yaptıkları şey hiç kolay bir şey değil. Yani kullanıcı davranışlarını değiştirme olayı hangi alanda çalışan şirket olursanız olun çok zor bir şey. Ama bunu başardığınızda da hem Apple örneğinde, hem Yemek Sepet örneğinde, hem de farklı alanlarda, farklı sektörlerde dünyada görebileceğimiz pek çok şirkette olduğu gibi çok çok büyük başarılar için temel teşkil ediyor. Yani kullanıcı davranışını değiştirerek yakalayacağınız başarı limitsiz bir başarı. Yemek sepetinin hikayesi de burada bitti. Gelecek videomda başka bir hikayeyle görüşürüz. Hoşçakalın.